Arkadaşlar, hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Biz bugün de yine bir peygamber hikayesi okuyacağız. Sizler de hazırsanız, bizler de hazırsak başlayalım. Evet, hemen soralım bakalım. Ömer Faruk, Mehmet, Elif, Emre, hazır mısınız? Evet. Biz hazırız. O zaman toplanalım. Başlıyoruz. Musa peygamberin hikayesi. Sene önceydi. Mısır'da yaşayan İsrailoğulları için hayat çok zordu. Çünkü Kral Firavun onları köle gibi çalıştırıyordu. O son derece zalim bir adamdı. İsrailoğullarını ancak bir peygamber kurtarabilirdi. Bunun için Allah'a dua ediyorlar. Yeni bir peygamber gönderileceği günü hasretle bekliyorlardı. Günler, aylar, yıllar böyle geçip gitti. Bir gün Firavun'un kâhinleri ona bir haber verdiler. Yüce Firavun, İsrailoğulları içinden bir erkek çocuk doğacak ve o senin saltanatını yıkacak. Acımasız Firavun hemen bir emir verdi. Doğan her erkek çocuğu yok edin. Ve Firavun'un askerleri bu acımasız emri yerine getirdi. İsrailoğulları arasında İmran adında bir kadın vardı. Ve yakında bir bebeği olacaktı. İmran gece gündüz ağlıyordu. Ya bebeği erkek olursa? İmran'ın korktuğu başına geldi. Erkek bir bebek doğurdu. Ona Musa adını verdi. Sonra bir sandık buldu, bebeğini o sandığa koydu ve onu Nil nehrine bıraktı. Sandık güzel bir kayık gibi nehrin üzerinde yüzüyor ve Allah'ın gitmesini istediği yere doğru gidiyordu. Ve sandık gide Firavun'un sarayının bahçesine kadar gitti ve orada durdu. Firavun'un Asiye isminde bir hanımı vardı. Çok iyi kalpli bir kadındı. Çocukları çok severdi. Musa'yı görünce çok sevindi. Hemen onu kucağına aldı, sardı ve saraya götürdü. Artık ona Asiye bakacaktı. Ama önce ona bir süt anne bulmalıydı. Ve İsrailoğulları arasından bir kadın bulundu. Bu kadın Musa'nın annesiydi. Ama bunu ondan başka kimse bilmiyordu. Günler, aylar, yıllar geçip gitti. Musa büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Musa sarayda yaşıyordu ama İsrailoğullarının haline çok üzülüyordu. Bir gün bir adamın İsrailoğullarından gariban birini dövdüğünü gördü. Bu haksızlığa dayanamadı ve adama bir tokat attı. Adam Musa'dan tokadı yiyince düştü ve öldü. Musa'nın böyle birini öldürmesi büyük bir suçtu ve mutlaka cezalandırılmalıydı. Muhafızlar her yerde onu aramaya başladı. Musa Mısır'dan kaçmaya karar verdi. Gidebileceği en iyi yer Medyen ülkesiydi. Ve hemen yola koyuldu. Gizlice Mısır'ı terk etti. Orada iyi insanlar ve Şuayb peygamber vardı. Onlar Musa'yı, Musa onları sevdi ve Şuayb peygamberin kızıyla evlendi. Musa Medyen'de 10 sene kaldı. 10 sene sonunda ailesiyle birlikte Mısır'a doğru yola çıktı. Yol uzun ve zordu. Hava da çok soğuktu. Musa dağın tepesinde bir ışık gördü. Bu ne olabilirdi? Olsa olsa bir ateşti. Musa ateş almak için ışığa doğru koşmaya başladı. Ama o da ne? Bir ağacın dalları yanıyordu. Ama bu ateş ağacı yakmayan bir ateşti. Peki ama bu neyin nesiydi? Birden şöyle bir ses duydu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Musa önce çok korktu. Korktu ama kendine sesini duyuranın Allah olduğunu anladı. Ve Allah Musa'ya orada peygamberlik verdi. Musa peygamberi Mısır'da Harun karşıladı. Allah Harun'a da peygamberlik vermişti. Harun peygamberin görevi Musa peygambere yardım etmekti. Yapılacak ilk iş Firavun'a gidip onu Allah'a iman etmeye davet etmekti ama çok zor bir işti.
Musa peygamber ve Harun peygamber Firavun'un karşısına çıktılar. Ona Allah'ı ve Allah'ın emirlerini anlattılar. İsrailoğullarını köle gibi çalıştırmaktan vazgeç, bırak yurtlarına geri dönsünler, dediler. Firavun, madem peygamberim diyorsun, o zaman bize bir mucize göster de inanalım, dedi. Musa peygamber asasını, yani elindeki sopayı yere attı. Asa, Firavun'un ve adamlarının gözü önünde ejderha gibi bir yılana döndü. Musa peygamber yılanı tuttu, tutunca yılan tekrar asa oldu. Firavun gördüklerine şaşırdı. Sen ne büyük bir sihirbaz olmuşsun böyle, dedi. Musa peygamber, ben sihirbaz değilim. Ben Allah'ın bir peygamberiyim. Bunlar da sihir değil. Bunlar Allah'ın mucizeleri, dedi. Ama Firavun ona inanmadı. Çünkü inanmak istemiyordu. Musa peygamberin haberi bütün ülkeye yayıldı. Firavun bu işe çok kızdı. İsrailoğullarına ettiği zulmü kat kat artırdı. Onların Mısır'dan gitmelerine izin vermedi. Musa peygamber ise halkını götürmek istiyordu. Firavun ve onu sevenler inatlarından vazgeçmiyorlardı. Allah onlara korkunç bir kuraklık verdi. Ama akılları başlarına gelmedi. Kuraklığın ardından günlerce yağmur yağdı, günlerce yağmur yağdı. Musa peygambere gelip, Rabbine dua et, yağmur dursun, biz de sana inanacağız, dediler. Musa peygamber dua etti, yağmur durdu. Ama onlar sözlerinde durmadılar. Sonra bir çekirge sürüsü üzerlerine çöktü. Mısır halkı yine Musa peygambere, bize dua et, bize dua et, sana inanacağız, dediler. Musa peygamber Allah'a yalvardı. Çekirgeler çekip gitti. Ama onlar yine sözlerinde durmadılar. Sonra her yeri karıncalar sardı. Belki bu sefer akılları başlarına gelirdi. Fakat yine aynı şey oldu. Söz, söz, bu sefer inanacağız, söz, dua et, dediler. Musa peygamber dua etti ama onlar yine sözlerinde durmadılar. Sonra her yeri kurbağalar sardı ve yine Musa peygambere sığındılar. O da dua etti. Allah onları kurbağalardan kurtardı fakat yine iman etmediler. Firavun'a sığınıp İsrailoğullarına zulmetmeye, zayıfları, fakirleri ezmeye devam ettiler. Bir sabah suların kırmızı renge dönüştüğünü gördüler. Musa peygambere koştular, yalvarıp yakardılar. Musa peygamber bir kez daha onlar için dua etti. Sular eski haline döndü. Ama onlar yine Allah'a iman etmediler. İsrailoğulları bu olanlardan hiç etkilenmiyordu. Sadece Firavun ve onu sevenler etkileniyordu. Sonunda Musa peygamber ve İsrailoğulları yol hazırlıklarına başladılar. Artık Mısır'dan kaçış vakti gelmişti. Uzun kalabalıklarla Kızıldeniz'e doğru yola çıktılar. Firavun bunu duyunca çılgına döndü. Hemen askerlerini hazırlayıp onların peşine düştü. İsrailoğulları Kızıldeniz'in kenarına vardıklarında Firavun onlara yetişti. Şimdi ne olacaktı? Önlerinde deniz, arkalarında Firavun'un ordusu. Musa peygamber hiç korkmuyordu. Allah'ın onlara yardım edeceğine emindi. Ve Allah ona asanı denize vur diye emretti. Musa peygamber asasını denize vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. Kuru bir yol açıldı. Hepsi birden o yoldan geçmeye başladılar. Bu sırada Firavun ve ordusu onlara yetişti. Firavun ordusuna emir verdi. Yürüyün arkalarından. Hep birlikte denizin içinden açılan yoldan İsrailoğullarının peşinden yürümeye başladılar. Fakat İsrailoğulları karşıya geçer geçmez denizde açılan yol kapanmaya başladı. Kapandı, kapandı, kapandı ve Firavun ve askerleri dev gibi dalgaların arasında kaldı. Hepsi boğuldu. Hepsi perişan oldu. Firavun öleceğini anladığı zaman bağırmaya başladı. Ben de Musa'nın Rabbine inanıyorum. Fakat artık çok geçti. Allah onun bu imanını kabul etmedi. Çünkü ona çok fırsat verilmişti. Ama o hiçbirini değerlendirmedi. Firavunluktan vazgeçmedi. Ve su Firavun'u alıp hak ettiği yere götürdü. İsrailoğulları ise yepyeni bir hayata başladılar. Bu da Musa peygamberin hikayesi arkadaşlar. Ve yine bir sorum var. Bu soruyu Mehmet'e soracağım. Mehmet, Musa peygamber küçük bir bebekken hani onu Asiye bulmuştu. Asiye
Musa peygamberi alıp nereye gitti? Onu nerede büyüttü? Firavun'un sarayında. Evet, Firavun'un sarayında. Bir tane de Ömer Faruk'a geliyor. Ömer Faruk, Musa peygamberin mucizelerine inanmayan Firavun ve bazı insanlar ne yaptılar? Musa peygambere inanacağız, inanacağız dediler ama yine inanmadılar. Ve Allah bu yüzden onları hak ettikleri şeyi verdi, cezayı verdi. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Ömer Faruk'a. Ve arkadaşlar, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bir başka peygamber hikayesinde bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.